9.450'ler seviyesi üzerinde bir kapanış gerçekleştirirsek önümüzdeki dönemde, önümüzdeki haftalar içerisinde özellikle Merkez Bankası haftası olması nedeniyle faiz indirimlerine bir sinyal gelebileceği beklentisi bizi buradan 10.000'ler 10 seviyesine doğru bir fiyatlamaya götürebilir. Trump'ın şu an oluşturduğu kabine gelecekte tehdit oluşturabilecek bir kabine olduğu için bu hala risk olarak bir tarafta masada duracak. Endeksin son iki haftayı biraz daha olumlu geçirdiğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde KKM'den çıkacak para ya da faizler inmeye başladıkça buradan çıkacak para dolarize olur mu, yeniden dolara gider mi bu önemli olacak. Polinvest ile gündem yatırımdan hepinize merhaba. Bu hafta endeks tarafında hareketli bir haftayı geride bıraktık. Gelecek hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Artık iyice beklentiler Merkez Bankası'nın Aralık ayında bir faiz indirimine kapıyı açık bıraktığı ve faiz indirimi gelebileceği yönünde. Tabii ki birkaç nedeni var endeksteki hareketlerin. Özellikle Trump'ın seçimleri kazanmasının ardından başlayan rally'nin Merkez Bankası'nın enflasyon görünümü raporunda faiz indirimine kapıyı kapatmamış olması, bu yönde sinyal vermesi, Sayın Erdoğan'ın ardından gelen açıklamaları enflasyon faiz arasındaki ilişkiye dair yeniden yapmış olduğu açıklamalar neticesinde aslında faiz indirimi beklentileri piyasa tarafına olumlu yansımış durumda. Diğer taraftan aylık bazda bu hafta gelen verilere baktığımızda sanayi üretimi tarafında aylık bazda minik de olsa bir toparlanma ön plana çıkmakta. Aylık %1,6 yükseliş gerçekleştirirken yıllık bazda %2'nin üzerinde bir değer kaybı Hala ön planda. Şimdi sanayi üretimi aylık bazda iyileşme gösteriyor. Perakende satışlarda toparlanma var. Konut satışları tarafında ciddi anlamda bir geçen yıla ve e, aynı dönemine göre kıyasla bir yükseliş var. Aynı zamanda e, yabancı konut satışlarında da azaldığını görmekle birlikte tabii ki konut satışlarının yükseliyor olması, artmış olması enflasyonun düşeceğine dair beklentilerin de aslında e, çok da olumluya gitmediğinin göstergesi. Ama tüm bunlar yaşanırken bir tarafta da hem e, hane halkının beklentileri çok sınırlı iyileşmişken bir diğer tarafta da toparlanmanın yaşanıyor olması. Enflasyon biraz daha yüksek seviyelerde mi yapışkan kalacak sorusunu ön plana çıkartıyor. Tabii ki burada Aralık ayında faiz indirimi gelecek mi gelmeyecek mi bu önemli olacak. Amerika'daki e, özellikle Trump Ocak ayındaki e, kabinesini belirlemiş durumda. Bu da tabii ki şu anki güncel işte kabineye baktığımızda önümüzdeki döneme dair riskleri bir miktar daha ön plana çıkartıyor. Bunları zaten zaten konuşacağız ama hafta içerisinde neler yaşandı? Bunlara bakalım. Bunların dışında neler yaşandı? Şimdi hisse tarafına baktığımızda 9400'lerin üzerinde bir fiyatlamanın ön plana çıktığını görüyoruz. Cuma günü sabah saatleri fiyatlamaları itibariyle. Bugün kapanış önemli olacak. Burada özellikle 9450'ler seviyesi üzerinde bir kapanış gerçekleştirirsek önümüzdeki dönemde, önümüzdeki haftalar içerisinde özellikle Merkez Bankası haftası olması nedeniyle faiz indirimlerine bir sinyal gelebileceği beklenti bizi buradan 10 binler seviyesine doğru bir fiyatlamaya götürebilir. İlk etapta daha önceki hatırlarsak carry trade Japonya'daki e, carry hikayesi nedeniyle 10.100-10.400 arasında bir gap vardı. Bu gapin kapanması ilk hedef olacak. Sonrasında bu seviyelerden sonra 10.400'lerin üzerinde bir tutunma gerçekleşirse o zaman yılı artık işte 10 binlerin üzerinde bir fiyatlamayla kapatacak mıyız, kapatmayacak mıyız bunu konuşacağız. Ama yabancının geçen haftaki fiyatlama alım satımına baktığımızda yabancının geçtiğimiz haftada hisse tarafında en azından satışta olduğunu görüyoruz. Carry trade için hala cazip olmakla birlikte özellikle Amerika'da doların yükseliyor olması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faiz indirimleri beklentilerinin ön plana çıkmış olması carry trade tarafındaki cazibenin korunmasına neden oluyor. Hisse tarafında ne yaptılar dedik? Satıştalardı 1 Kasım haftasında. 1 Kasım haftasında alıma geçmişken 8 Kasım haftasında yeniden satışlar ön plandaydı. Burada özellikle 163,8 milyon dolarlık bir satış gerçekliği yabancı tarafında. Hafta içindeki alımların geneli aslında endeksin geneline yayılmış alımlardı. Sadece sektör ya da hisse bazlı alımlardan ziyade genele yayılmış alımları olması nedeniyle aslında bu bir anlamda endeks için en azından önümüzdeki döneme dair seyri açısından oldukça önemli ve pozitif diyebilirim. Şimdi KKM tarafındaki düşüşün hızlandığını görüyoruz. Burada özellikle Kasım ayı içerisinde önümüzdeki birkaç günde burada özellikle açığa satış yasağının kalkacağı haberleri gelmişti. Bu yönde bir adım atılırsa bu e, olumlu bir gelişme olacak. Kademeli Bav'da KKM tarafındaki o çıkış devam ettikçe de özellikle Slab Koridoru'nun genişletilmesiyle ilgili Londra'dan e, herhangi bir adım atılırsa bunlar da aslında önümüzdeki döneme dair olumlu fiyatlanabilecek gelişmeler. Şimdi diğer taraftan KKM'den bahsederken 8 Kasım haftası itibariyle 1,29 trilyon TL'ye gerilemiş durumda. Ama tüm bunlar olurken şimdi bir tarafta Trump'ın seçilmesiyle birlikte dolar yükselişe geçti. özellikle küresel çapta doların yükselişe geçmiş olması tabii ki bizim için orta uzun vadede çok da olumlu değil. Enflasyonist etkisi nedeniyle, dolarda dışa bağımlılığımız nedeniyle, diğer taraftan birçok politika anlamında değerlendirdiğimizde dolardaki o güçlenmeyi çok pozitif okuyamayacağız. KKM'deki şu anda özellikle çok fazla artık hani doların bir an daha stabil olması nedeniyle e, dolarizasyon evet azaldı bir nevi. Burada özellikle mevduat faizleri bir daha ön plana çıkmakla birlikte önümüzdeki dönemde KKM'den çıkacak para ya da faizler inmeye başladıkça buradan çıkacak para dolarize olur mu? Yeniden dolara gider mi? Bu önemli olacak. Özellikle Trump kabinesi biraz tedirgin etti ki Sayın Erdoğan'dan da bu yönde açıklamalar geldi. Hem geçmiş tecrübeleri atıfta bulunarak hem de işte bazı söylemlerin tedirgin edici olduğuna dikkat çekildi. Birçok bürokrattan gelen açıklamalar var. Tabii ki Trump'ın şu an oluşturduğu kabine gelecekte tehdit oluşturabilecek bir kabine olduğu için bu hala risk olarak bir tarafta masada duracak. Şimdi diğer taraftan Fitch'ten gelen bir rapor vardı. Türk Bankaları ile ilgili olumlu bir rapor yayınladı. Risklere Tamamen karmajlarındaki iyileşmeye dikkat çekildi. Son dönemde özellikle Türkiye'nin notlarının iyileştirilmiş olması kısa vadeli makroekonomik ve finansal istikrar anlamında risklerin azaldığına ve finansman baskılarının azaldığına dikkat çekti. Bu da yatırımcı güvenini artırıyor dedi Fitch. Bu tabii ki fiyatlamalar tarafında bankacılık endeksine de olumlu yansıdı. Önümüzdeki dönemde de bankacılık endeksi özellikle yabancı alımlarında ne kadar konu olacak bunu da takip ediyor olacağız ama bir taraftan 2025'te enflasyon muhasebesiyle ilgili orada herhangi bir adım atılacak mı, atılmayacak mı? Bu da konuşacağımız konulardan biri olacak. Cari denge tarafında 4. ayda da fazla verdiğini gördük. Özellikle cari işlemler dengesi Eylül ayında 2,99 milyar dolar fazla vermiş olarak ön plana çıkıyor. Bunlar aslında makroekonomik politikanın olumlu gelişmeleri, KKM'nin azalıyor olması, rezervlerdeki artışların e, rekor seviyelere ulaşmış olması, cari açıktaki o e, 33 ayın en düşük seviyesine geriliyor olması, Bir diğer taraftan sanayi üretimi tarafında aylık vavda iyileşmeler, perakende satışlar tarafındaki o minik de olsa toparlanmalar olumlu ama yüzde hala 50'lere çok yakın bir enflasyonla hala tehditlerin masadan kalktı diyebilmek için erken olduğunu da söyleyebiliriz. Bunlardan biri de konut satışları. Ekim ayında hızlı bir şekilde arttı. Özellikle bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,1 oranında artış var. Burada özellikle ipotekli satışlar tarafı da ön plana çıkıyor. Hafta içerisinde bunun ilgili özellikle deprem bölgesindeki konutlar buna dahil miydi değil miydi tartışmaları olmuştu. TÜİK'ten gelen açıklama deprem bölgesindeki teslimatların bu rakamlara dahil olmadığını göstermiş oldu. Bu tabii ki önemli konut satışlarının devam ediyor olması, özellikle burada beklentilerin enflasyonun düşeceğine dair beklentilerin biraz daha e, sınırlı iyileştiğini hatta belki de iyileşmediğini de gösteren etkenlerden biri ama bunun kırılımlarını bilmiyoruz. Hani kim ev satıyor burada özellikle? Finansman ihtiyacı yaratmak için mi ev satılıyor ya da işte fiyatlar daha da yükselecek bu yüzden mi e, ev almalı tadında yatırımcılar işte hane halkı ev almaya yöneldi. Bunun nedeni tabii ki alt kırılımlarını kimin neden ev alımına geçtiğini ya da ev sattığına bilmediğimiz için bu da önemli. Şimdi o detaylar çünkü e, bir avdan makroekonomik politikaların ve ya da işte gidişatın konut piyasasındaki gidişatın nasıl şekilleneceğine dair oldukça önemli bir etken olacak. Rakamları takip edeceğiz. Bu bu aile ilgili bir şey miydi? Önümüzdeki dönemde devam edecek mi? Diğer taraftan da yabancı satışlarının da azaldığını görüyoruz. Bu da fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam edecek. Şimdi küresel tarafta neler oluyor? Doların 2 yılının zirvesine ulaştığından bahsetmiştik. Burada özellikle Trump'ın hem senatoyu hem de temsilciler meclisinde çoğunluğu sağlaması büyük bir güç veriyor demiştik daha önceki yayınımızda. Burada Trump'ın hem senato hem temsilciler meclisi hem de başkanlığı almış olması önümüzdeki dönemde Trump'ı bir bir bombalı saat gibi el bombası gibi ya da önümüze koyuyor. Çünkü bu yetkiler Trump'a çok büyük bir alan tanıyor. İstedikleri her yasayı geçirebilecekler böyle bir ortamda. Gücün tek elde toplanması olarak okunabilir. E, tabii ki yasama yargı ve yürütme Amerika'da birbirinden ne kadar ayrı olsa da hepsi şu anda aynı cumhuriyetçilerin elinde olmuş olması bir tehdit dünya için. Dünyada bu konuda biraz tedirgin aslında. Avrupa'dan raporlar geldi hafta içerisinde. Euro bölgesinin de beklenmesini paralel büyüme gerçekleştiğini söyleyelim. Gelen raporları aslında Trump'ın özellikle önümüzdeki dönemde yeni ticari kısıtlamalar ya da gümrük vergileri getirmesi halinde Avrupa'daki büyümeye sekteye uğratabileceği yönünde açıklamalardı. Tabii ki Trump'ın gelmesini seven diğer varlık sınıfları kripto varlıkları oldu. Bitcoin'de rekor görüldü. Burada özellikle 23 Ocak tarihinde 38 bin dolarlar civarındaydı Bitcoin. 93 bin dolarların üzerine test etti Trump'ın başkan seçilmesiyle birlikte. Altın tarafında ise tam tarifi 8 haftanın en düşük seviyesine gerilediğini görüyoruz. Şimdi önümüzdeki hafta salı günü Euro bölgesinden enflasyon rakamlarını karşılayacağız. Diğer taraftan yurt içinde ne önem diye baktığımızda bizde perşembe günü tabii ki Merkez Bankası'nın kararı önemli olacak. Diğer taraftan Amerika'ya baktığımızda güncel istihdam verileri var. Çok önemli diyebileceğimiz o tarafta bir veri yok ama Powell'dan gelen açıklamalar da vardı faiz indirimleri konusunda veri setinin hızlı bir şekilde faiz indirimini gerçekleştirmek için bir alan tanıdığı ya da işte itici güç olduğu yönünde herhangi bir veri seti olmadığına dikkat çekti. Aslında Powell ya da FED e, güvenörler bu anlamda hani Trump'ın seçiminden sonra biraz daha muhafazakar duruşu koruyabilir demiştik. Bu yönde de önümüzdeki dönemde FED'in seyri önemli olacak. Ciddi anlamda bir bütçe açığı olan ve harcamalarının bir biraz daha artmasını öngördüğümüz Amerika'da faiz politikasının önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği gelişmekte olan ülkelerde sermaye akışını belirleyici unsurlardan biri olacak. Ama geneline baktığımızda endeksin son iki haftayı biraz daha olumlu geçirdiğini söyleyebiliriz. Ama buradan sonra yeni hikaye ne olacak? İşte açığa satış yasağı kalkacak mı? Sılat koridoru ile ilgili ne olacak? Merkez Bankası Aralık ayında faiz indirimlerine başlayacak mı? Tabi Aralık itibariyle Ile bir de hem Kasım sonunda bütçe görüşmeleri sonlanmış olacak 2025 bütçe öngörüleri hem de e, ücret artışı tartışmaları başlayacak. Gelecek hafta bunları da bol bol konuşacağız. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum.